Elektronik motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavı deneme soruları 15 Soru 1: Çarpışma durumunda otomatik olarak şişerek sürücü ve yolcuların ölüm ve yaralanmalarını azaltan pasif güvenlik sisteminin adı nedir? A) ABS B) Start-Stop C) Hava yastığı D) Hafızalı koltuk Doğru cevap C) Hava yastığı Soru 2. Şekildeki tehlike uyar işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Hızını azaltması B. Duraklama yapmaması C. Hızını artırması D. Takip mesafesini artırması Doğru cevap C. Hızını artırması Soru 3. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kasisli yola girileceğini B yolda çalışma olduğunu, C yolun trafiğe kapalı olduğunu, D motorlu taşıtların giremeyeceğini. Doğru cevap A. Kasisli yola girileceğini. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A üçgen reflektör B ilk yardım çantası, C yangın söndürme cihazı, D sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Doğru cevap D, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası. Soru 5. 1. Kimi durumlarda ceza hem aracı sürene hem de araç sahibine kesilir? 2. Tebliğ tarihinden 15 gün sonra ödeme gerçekleşirse %25 indirim uygulanır. 3. Sürücü sertifikası ile araç kullanılamaz. 4. Yasal süre içinde ödenmeyen cezaya faiz uygulanır. Trafikte kesilen cezalarla ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? A) Hepsi B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 2, 3 ve 4 Doğru cevap A) Hepsi. Soru 6 üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Trafikten men B) Hurdaya ayırma C) Sürücüsüne ağır hapis D) Başkasına devir etme şartı Doğru cevap A) Trafikten men Soru 7 Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır? A 1 2 3, B 2 3 1, C 3 1 2, D 3 2 1. Doğru cevap D 3 2 1. Soru 8. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek. Yukarıdaki görev ve yetkiler verilen kurumlardan hangisine aittir? A Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, B Karayolları Genel Müdürlüğüne, C Emniyet Genel Müdürlüğüne, D İçişleri Bakanlığına. Doğru cevap A. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na. Soru 9. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A. 1 numaralı motosiklet sürücüsünün hız sınırını aştığı, B. 1 numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadığı, C. 2 numaralı araç sürücüsünün hız sınırını aştığı, D. 3 numaralı araç sürücüsünün yanlış şeritte seyrettiği. Doğru cevap B. Bir numaralı motosiklet sürücüsünün geçme yasağına uymadı. Soru 10. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse, B. Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa, C. Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa, D. Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa. Doğru cevap A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse. Soru 11. Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücü sorun yaşıyor ve yardım talep ediyorsa, bu konuda deneyimli, daha becerikli bir sürücünün o kişiye yardım etmesi daha sonra olabilecek araç kaymalarını ve trafik kazalarını önlemiş olacaktır. Yukarıda verilen ifadeye dayanarak trafik ortamında hangi beşeri unsura atıfta bulunulmaktadır? A) Hoşgörü B) Yardımlaşma C) Sorumluluk D. Saygı Doğru cevap B. Yardımlaşma Soru 12. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? A. Demir yolu alt geçidine B. Demir yolu üst geçidine C. Kontrollü demir yolu geçidine D. Kontrolsüz demir yolu geçidine Doğru cevap D. Kontrolsüz demir yolu geçidine Soru 13. Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur? A 1 2, B 1 3, C 2 4, D 3 4. Doğru cevap B 1 3. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi duraklamada alınacak tedbirlerden değildir? A uygun yerin seçilmesi B yolda en az yer işgal edilmesi, C boş olan şeritten yararlanılması, D varsa banketten yararlanılması. Doğru cevap C, boş olan şeritten yararlanılması. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi yolcu taşımacılığında kullanılan ve sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır? A çekici B otobüs, C otomobil, D kamyonet. Doğru cevap B otobüs. Soru 16. 1. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek, 2. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dikkatlerini dağıtmak, 3. Engeli olmadığı halde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek. Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? A) yalnız 1, B) 1 ve 2, C) 2 ve 3, D) 1, 2 ve 3. Doğru cevap C) 2 ve 3. Soru 17. Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? A) bölünmüş karayolu, B) bağlantı yolu, C) tali yol, D) ana yol. Doğru cevap D. Ana yol. Soru 18. Motor durdurulur, araç el freni ile tespit edilir, eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır. Yukarıda verilen esaslar hangi durumda uygulanır? A. Durma, B. Geri gitme, C. Park etme, D. U. Dönüşü yapma. Doğru cevap C. Park etme. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye uygun davranışlardandır? A) Yolcuların isteğine göre araç kullanmak, B) Emniyet görevlisinin olmadığı yerlerde kendi koyduğu kuralları uygulamak, C) Diğer sürücülerden önce kendi hakkını gözetmek, D) Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek. Doğru cevap D. Yoldan geçerken gördüğü yaralanmalı bir kazayı hemen ilgili birimlere bildirmek. Soru 20. Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? A) Sol şeritte B) Dönemeçlerde C) Yaya ve okul geçitlerinde D) Duraklara 30 metre mesafede. Doğru cevap D. Duraklara 30 metre mesafede. Soru 21. Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır. B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır. C) Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. D) Yol görevlinin ön ve arka tarafındaki trafiğe açıktır. Doğru cevap C. Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır. Soru 22. 1. Beyaz baston taşıyan, 2. Kollarında 3 siyah yuvarlaklı sarı bant bulunan, 3. Bir yayanın veya köpeğin yardımı ile yürüyen. Yukarıda verilen gözleri görmeyen kişilerden hangilerinin taşıt yolu üzerinde bulunması halinde araç sürücülerinin yavaşlamaları, gerektiğinde durmaları ve yardımcı olmaları mecburidir? A. 1. 2. B. 1. 3. C. 2. 3. D. 1. 2. 3. Doğru cevap D. 1 2 3. Soru 23. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A) Gabari, B) Azami toplam ağırlık, C) Taşıma sınırı, kapasite, D) Yüklü ağırlık. Doğru cevap C. Taşıma sınırı, kapasite. Soru 24. Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. 3. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevap B. İki numaralı aracın geçmesini beklemeli. Soru 25 aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir? A. Sürüş öncesi alkollü içki içilmesi, B. Sürüş esnasında elde cep telefonu ile konuşulması, C. Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması, D. Trafik yoğunluğu fazla olan güzergahların tercih edilmesi. Doğru cevap C. Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması. Soru 26. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? A. Yolcuları soldan indirip bindirmek. B. Kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek. C yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek. D yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevap D yolcuları sağdan indirip bindirmek. Soru 27. 1 korkutmak veya şaşırtmak. 2 su, çamur ve benzerini sıçratmak, atmak ve dökmek. 3 keyfi davranışlarda bulunmak suretiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek. Sürücülerin yukarıdaki davranışlardan hangileri kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer? A) yalnız 1, B) 1 2, C) 2 3, D) 1 2 3 Doğru cevap D) 1 2 3 Soru 28. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yetki alanı dışındaki yerlerde trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir? A) İl Özel İdareleri B) Afet İşleri Genel Müdürlüğü C) Jandarma Genel Komutanlığı D) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Doğru cevap C, Jandarma Genel Komutanlığı. Soru 29. Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır, yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru D, yanlış Y olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A, D, Y, B, Y, D, C, D, 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 Y, Y. Doğru cevap B, Y, D. Soru 30. Aşağıdakilerden hangisinde ilk yardım çantası bulundurulması mecburi değildir? A) Otobüs çekici B) Minibüs kamyonet C) Otomobil taksi otomobil D) Motosiklet motorlu bisiklet. Doğru cevap D) Motosiklet motorlu bisiklet. Soru 31. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. Verilen bilgi acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? A. İtfaiyeci yöntemi B. Rentek manevrası C. Sürükleme yöntemi D. Himlik manevrası Doğru cevap A. İtfaiyeci yöntemi Soru 32. 1. Oturuş pozisyonu verilmesi. 2. Burun kanatlarının 5 dakika süreyle sıkılması. 3. Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi. Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap B. 1 ve 2. Soru 33. İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Şoka karşı önlem alınması, B. Ağzından bol sıvı verilmesi, C. Üzerinin örtülerek sıcak tutulması, D. Yaşamsal bulgularının incelenmesi. Doğru cevap B. Ağzından bol sıvı verilmesi. Soru 34 kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır? A sırt üstü sert bir zemine, B yüz üstü sert bir zemine, C sırt üstü yumuşak bir zemine, D yüz üstü yumuşak bir zemine. Doğru cevap A sırt üstü sert bir zemine. Soru 35. Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması, B) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi, C) Cismin çıkarılması ve yaralının hastaneye sevk edilmesi, D) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot dökülmesi. Doğru cevap B. Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi. Soru 36. Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken, 1. Bebeklerde kol atar damarından, 2. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci doğru, ikinci yanlış. B. Birinci yanlış, ikinci doğru. C her ikisi de doğru, D her ikisi de yanlış. Doğru cevap C, her ikisi de doğru. Soru 37. Bir arızadan dolayı sürülemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar, diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir? A) Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından az olması, B) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması, C) Çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, D) Her iki aracın da boş, yüksüz olması. Doğru cevap B. Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması. Soru 38. Vücudumuzda belli bir işlevi yerine getirmek amacıyla bir araya gelen organların oluşturdukları yapıya ne denir? A doku, B hücre, C gövde, D sistem. Doğru cevap D. Sistem. Soru 39. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? A. Kalp durması, B. Bacak kemiği kırılması, C. Solunum yolu tıkanması, D. Delici göğüs yaralanması. Doğru cevap D. Delici göğüs yaralanması. Soru 40. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? A. Antifriz, B. Motor Yağı C. Fren Hidroliği D. Motor Soğutma Suyu Doğru cevap B. Motor Yağı Soru 41 1. Çekme Halatı 2. Pense Tornavida 3. Kriko Bijon Anahtarı 4. Bir Çift Patinaj Zinciri Yukarıdaki malzeme ve takımlardan hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur? A. 1-2 B. 1-2-3 C. 2-3-4 D1, 2, 3, 4. Doğru cevap D. 1, 2, 3, 4. Soru 42. Marşa basılıp motor çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? A. Kısa ikaz ışığı, B. Yağ basıncı ikaz ışığı, C. El freni çekili ikaz ışığı, D. Sinyal lambası ikaz ışığı. Doğru cevap B. Yağ basıncı ikaz ışığı. Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi debriyajın kaçırma sebebidir? A. Aracın hızının fazla olması, B. Avans ayarının bozuk olması, C. Debriyaj balatasının aşınmış olması, D. Direksiyon kutusunun arızalı olması. Doğru cevap C. Debriyaj balatasının aşınmış olması. Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? A) Cam suyu B) Fren hidroliği C) Akü elektroliti D) Motor soğutma suyu. Doğru cevap D, motor soğutma suyu. Soru 45. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması şarj sisteminin çalışmadığını gösterir? Doğru cevap D. Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir? A aks, B supap, C piston, D krank mili. Doğru cevap A aks. Soru 47. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür? A antifriz B motorin, C su buharı, D hidrolik yağ. Doğru cevap B motorin. Soru 48. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir? A alternatör, B distribütör, C kondansatör, D marş motoru. Doğru cevap A alternatör. Soru 49. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? A4 B3 C2 D1 Doğru cevap C2. Soru 50. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere ne denir? A dinamo B vites kutusu C motor D diferansiyel Doğru cevap C motor. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.